Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği Filistin'in geleceği konferansında kürsüdeydi bugün. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan soykırımı anlatırken İsrail'i çok sert sözlerle eleştirdi. İnsanlık Siyonizmin gerçek yüzünü gördü diye de devam etti. Bir kez daha tehlike ülkemize yaklaşıyor derken her türlü önlemin alındığını da dikkat çekti Erdoğan. Konferansa uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleriyle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekili ve komisyon başkanları da katıldı. Susuzluktan, açlıktan, sürekli yer değiştirmekten başka çocukluğumu da yaşayamadım. Artık ölüp dinlenmek istiyorum. Gazze'li bir çocuğun feryadını dile getirirken duygulandı. Bu haykırış milyonlarca masum Filistinlinin acı hikayesinin özetidir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de düzenlenen Filistin'in geleceği konferansından tüm dünyaya seslendi. İsrail'in soykırım politikası insanlığın Siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına da vesile oldu. İsrail'in infaz ve yıkım politikası 76 yıldır sürüyor diye devam etti sözlerine. İsrail devleti 1948 yılında kuruldu. Buna devlet dersem yanlış olur. İlk adımı böyle atıldı. İsrail şu anda 27 bin kilometre karelik Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumdadır. Erdoğan bir kez daha tehlike ülkemize yaklaşıyor diye uyardı. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz. Batı'yı tepkisiz kalmakla suçladığı Birleşmiş Milletler için ayrı bir başlık açtı. Soruyorum. Kendi personelinin hakkını korumayan bir Birleşmiş Milletler başkalarının hakkını nasıl savunacak? Erdoğan, Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana gösterdiği kararlı tavrında altını çizdi. Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır. Mesajlarını Filistin'in yanındayız diyerek bitirdi. Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. Zafer inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bir gün gelecek bu gözyaşı, bu acı son bulacak. Gazze'li anneler çocukların kefenini değil, inşallah çeyizini hazırlayacak.